Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte önümüzdeki süreçte yürürlüğe girecek olan bir yasadan bahsedeceğiz. Eğer otomobil sektörünü az çok yakından takip ediyorsanız zaten siz de biliyorsunuzdur. Önümüzdeki süreçte arkadaşlar Türkiye'de satılacak olan otomobillerde bazı özellikler zorunlu hale getirildi. Nedir bu? Geri görüş kamerası, ani fren desteği ve tabii ki şerit takip sistemi. Bunun yanında bazı özellikler de yine zorunlu olarak otomobillerde bulunması gerekecek. Bunlar tamamen sürücülerin ve yolcuların güvenliği için ön plana çıkarılmış olan özellikler. Burada şu yanlış anlaşılmanın önüne geçmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü sosyal medyada da gördüm bunu ben. Bu ikinci el otomobiller için geçerli bir şey değil arkadaşlar. Yani siz hali hazırda bir otomobile plaka taktıysanız bu otomobilin özellikleri aynen olduğu gibi geçerli sayılacak. Yani devlet bunda şunu aramayacak. Ya bu arabada geri görüş kamerası yok. Bu araçta şerit takip desteği yok. Bu araçta ani fren desteği yok. Dolayısıyla bu aracı plaka takamazsın demeyecek sizlere. Şimdi bu ne için geçerli? Örneğin bayiden bir otomobil alacaksınız. Bayiden alacağınız otomobillerde eğer bu özellikler yoksa arkadaşlar devlet bunlara plaka tescili vermeyecek. Dolayısıyla bu otomobili bayiler sizlere satamayacak. Peki bunun önüne nasıl geçilecek? Şimdi iki tane koşul var arkadaşlar. Ya bu özellikleri arabalara yani sıfır otomobillere sonradan ekleyecekler ki biliyorsunuz bayilerde bunu gerçekleştirebiliyorlar. Ya da arkadaşlar bu yasa çıkmadan yani tarihten hemen önce atıyorum 1 Aralık'sa 30 Kasım'da hemen bu otomobillere plaka takacaklar ve sizlere sıfır değil de ikinci el bir otomobil gibi satacaklar. Yani bir dönem olduğu gibi ikinci el sıfırlar vardı ya aynen o şekilde satacaklar yine. Şimdi bu yasadan ötürü arkadaşlar bazı otomobil üreticileri hali hazırda ellerindeki stokları eritmek için muazzam bir kampanya yarışına girmiş durumdalar. Bakın size çok basit bir örnek vereceğim. Hali hazırda Volkswagen Polo'nun Life versiyonunun fiyatı arkadaşlar ben bugün bayiyi arayıp yani telefonla arayıp fiyat aldım ve bana 1 milyon 30 bin Türk lirası fiyat verdiler ki normalde liste fiyatına baktığınız zaman 1 milyon 200 1 milyon 250 bin liralardan bahsediliyor. Dolayısıyla ellerindeki otomobilleri çıkarmak için şu anda bayiler ellerinden geldiği maksimum indirimi sizlere sağlıyorlar. Ama bu ne de geçerli arkadaşlar? Dediğim gibi aktif şerit takip sistemi yok, aktif fren desteği yok ve geri görüş kamerası yok. Bu üç özellik yoksa otomobilde bayiler ellerinden çıkarabilmek için size ciddi anlamda yardımcı oluyorlar. Şunu diyeceksiniz ya bu otomobillerde artık bu özellikler zaten standarda bağlamadı mı? Evet buna baktığınız zaman özellikle Asya'da yani Güney Kore olsun, Çin olsun, işte Japonya olsun bu tarz otomobil üreticileri, bu ülkelerdeki otomobil üreticileri en boş modellerinde bile bunları sunuyorlar. Örneğin i20'nin Style modelinde bile bunlar var arkadaşlar. Yani size fren desteği sağlıyor. Geri görüş kamerası zaten var. Ve bunun yanında şerit takip sistemi de bu otomobilde yer alıyor. Ama baktığınız zaman Volkswagen Polo'da ki bu Polo arkadaşlar 20'den pahalıya satılıyor. Bu özelliklerin ikisi yok. Sadece geri görüş kamerası var. Geri görüş kamerası da bu otomobile plaka tescili almak için yeterli değil. Dolayısıyla Volkswagen ne yapıyor şu anda? Bu otomobilleri biz elimizden çıkartalım. En azından bunlara donanım desteği sağlamakla uğraşmayız. Çünkü eğer yasa geçtikti, yasa yürürlüğe girdikten sonra bu otomobiller bayilerin ellerinde kalırsa dediğim gibi ya saydığımız özellikleri bu otomobilleri bir şekilde ekleyecekler arkadaşlar ya da bayiler bunlara plakaları kendileri takacaklar ve ikinci el sıfır olarak bu otomobilleri biraz daha piyasanın altı fiyatlardan kullanıcıya sunmaya çalışacaklar. Sadece burada konu Volkswagen değil, Volkswagen'i örnek olsun diye sizlere söyledim. Volkswagen haricinde Renault veya da Fiat'ta da bu tarz indirimler şu anda mevcut. Eğer sıfır otomobil alma amacınız varsa şu anda Volkswagen, Fiat, Renault ve benzeri otomobil üreticilerini aradığınızda bu tarz boş modellerde size gerçekten inanılmaz indirimler yapıyorlar arkadaşlar. Mesela bakıyorsunuz Renault'un talyan modeli. Arabada radyo bile yok. Dolayısıyla bu saydığımız güvenlik önlemlerinin olmaması son derece doğal arkadaşlar. Ya da bir Fiat Egea modeli. Fiat Egea'lar biliyorsunuz zaten boşluğuyla ünlü arabalar. Yani araçta sadece airbag var. Radyo var ki günümüzün şahini olarak geçiyor bunlar artık. Bu otomobiller bu yüzden de en uygun sedan olarak satılıyor zaten. Ki
en çok tercih edilmelerinin sebeplerinden bir tanesi de zaten fiyatının son derece ucuz olması diyebiliriz. Genel itibariyle bu yasa geçtikten sonra fiyatlar bir tık daha aşağı inebilir ya da tam tersi olarak otomobil donanımları artacağı için arkadaşlar biraz daha yükselebilir. Ama şu da var, önümüzdeki süreçte bir ÖTV düzenlemesi bekleniyor. Bu ÖTV düzenlemesiyle birlikte sıfır otomobillerin fiyatının bir tık daha aşağı ineceği konuşuluyor. Tabii ki bu da henüz yürürlüğe girmedi ve yürürlüğe girmemesinden de ziyade daha limitler tam olarak belirlenmiş değil. Malum şu anda bir sıkı para politikasının içerisindeyiz. Faizler bir hayli yükselmiş durumda. Sıfır otomobil almak ciddi anlamda zorlaştı. Son birkaç aydır sıfır otomobillerde rekorlar kırılsa da geçen ay mesela büyük bir gerileme yaşandı. Bu gerilemenin temel sebebi olarak şu gösteriliyor. Sıfır otomobile bir açlık vardı. Çünkü biliyorsunuz kısa bir süre öncesine kadar sıfır otomobil bulmak çok zordu. Hatta sıfır otomobillerin liste fiyatının böyle bir 100 bin lira, 200 bin lira üstünde paralar ödüyorduk. Dolayısıyla şimdi o açık yavaş yavaş kapanmış durumda. Pazar doyuma ulaşmış durumda. Bu reddeden sonra artık sıfır otomobil satmak da bayiler için ciddi anlamda zorlaşacak arkadaşlar. Bunu da göz önüne alırsak eğer otomobil satışlarının biraz daha durağanlaşacağını söyleyebiliriz sizlere. Önümüzdeki süreçte muhtemelen farklı otomobil markaları farklı kampanyalarla yine karşımıza çıkmaya devam edeceklerdir. Biz de bu kampanyaları sizlere duyurmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ama dediğim gibi şu anda mesela Volkswagen'in Polo modelinde çok güzel bir fırsat söz konusu. Eğer hani böyle bir sıfır otomobil alma düşünceniz varsa Polo bunlardan biri olabilir diye düşünüyorum ben en azından. Çünkü liste fiyatı 1200'lerden 1.30'lara geldi. Ki belki bazı bayiler size daha da düşük fiyat sunacaklar arkadaşlar. Bunu da atlamamak gerekiyor. Eğer sizin de bu konu hakkında bir yorumunuz varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlerin yorumlarına katkı sunmaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.